Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Müzakereye hoş geldiniz. Değerli izleyenler, bu akşam müzakerede çok önemli, özel bir konuyu çok kıymetli hocalarımızla birlikte konuşuyor olacağız. Daha doğrusu bizler soracağız. Kıymetli hocalarımız bizleri aydınlatacaklar. Konumuz namaz değerli izleyenler. Dinin direği, müminin miracı, İslam'ın beş temel şartından biri olan namaz ibadeti. Kıymetli konuklarımızı da hemen hızlıca takdim edelim. Namaz Gönüllüleri Platformu Sözcüsü Sayın Abdullah Yıldız, araştırmacı yazar. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Eyvah. Merhabalar hocam. Peygamber Merhaba. Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı İlahiyatçı yazar Sayın Mehmet Göktaş hocamız bizimle yayınımızın konu. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ve İlahiyatçı yazar Profesör Doktor Sayın Faruk Beşer. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, bugün namaz konusunu inşallah konuşacağız. Özellikle de Abdullah hocamlar çok uzun yıllar önceden beri namazla ilgili önemli faaliyetlerde bulundular, bir platform kurdular ve bu platform çerçevesinde de topluma, Müslümanlara namazın önemini anlatmaya çalıştılar. Bugünlerde de özellikle de Kur'an Nesli platformu genç çocuklarımıza ve yine İlahiyat Camiası'nda, İmam Hatip Camiası'nda çocuklarımızın namazla buluşması için önemli etkinlikler yapılıyor. Biz de namaz ibadetine dikkat çekmek istedik ve namaz neden Müslümanlar için önemli? Bunu siz değerli konuklarımızla birlikte konuşmak istedik. Abdullah Hocam, sizlerle başlarsak, işte içinde bulunduğumuz toplumun aslında maddi olarak, manevi olarak birçok sorunu varken siz yıllar önce namaz platformunu kurdunuz ve insanların namaz kılması için bir dizi etkinlikler yaptınız. Neden namazla başladınız? Buyurun. Eyvallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bizi izleyen kardeşlerimize selam olsun. Ve ekranda birlikte olacağımız Faruk Beşer hocam ve Mehmet Göktaş hocama da selamlar olsun. Aleyküm selam. Değerli kardeşlerim, biz 2006'da buradaki hocalarımız da dahil olmak üzere pek çok hocamızın iştirakiyle Namaz Gönüllüleri Platformu adı altında bir çalışma başlattık. O zaman bir bildiri hazırlamıştık. Oradaki kalkış noktamız şu idi, ifade olarak. %99'u, hani klasik bir ifadedir bu, %99'u Müslüman olan ülkemizde maalesef yapılan anketlere göre, genel ortalamaya göre Müslüman halkımızın %75'i 5 vakit namaz kılamadığını ifade ediyorlar. Bu oran günümüzde de çok fazla değişmişe benzemiyor. Yani %70 gibi, belki biraz daha aşağılara çekilebilir. Evet. O %25 ya da 30 5 vakit namaz kıldığını söyleyenlerin de önemli bir kısmı kıldıkları namazdan bir haz, bir zevk alamadıklarını ifade ediyorlar. Ya da sabah namazına çoğunlukla kalkamadıklarını ifade ediyorlar. Zaman zaman o %25-35 vakit namaz kılanların zaman zaman namazlarını savsaklama, namazlarını ihmal etme gibi yine durumlarla karşı karşıya olduklarını da biliyoruz. %60-65 civarı insanımızın cuma namazına, tabii ki erkekler çoğunlukta olmak üzere katılıyorlar. Bayram namazları %90-95'lere kadar çıkabiliyor, senede bir iki defa kılınan. Teravihler Ramazan ayında biraz farklı oranlar seyredebiliyor. Bu manzaraya baktığımızda namaz kılmanın insanımız tarafından ihmal edildiğini, hani Meryem suresinin 58-59. Ayetlerinde iki nesil mukayese edilir. 58. ayette kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanan bir nesilden bahsedilir. Esasen 58. ayete kadar peygamberlerin, Zekeriya Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, işte İsa Aleyhisselam'ın, Meryem annemizin ve diğer peygamberlerin, Yahya Aleyhisselam'ın ve benzeri peygamberlerin ibadetleri, namazları, duaları, zikirleri, kıyamları, secdeleri anlatıldıktan sonra bu ifade onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda
ağlayarak secdeye kapanırlardı. Yani adeta o örnek nesiller secdeleri ve secdelerine eşlik eden gözyaşlarıyla tanımlanırlar. Şey gelince efendim bir sonraki ayete çok manidardır. Estağfirullah, bismillah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَذَاءُ السَّلَاةِ Onların ardından öyle bir nesil geldi ki, yani onların torunları, onların halefleri, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَذَاءُ السَّلَاةِ Onların birinci özellikleri ise namazlarını zayi etmeleri. Bu namazın zayi edilmesi meallerde, tefsirlerde namazın ihmal edilmesi, namazın savsaklanması, hatta terki, yani sahabeden ve ilk nesillerden gelen yorumlara baktığımızda vaktinde kılınmaması, huşu içinde kılınmaması, böylece zayi edilmesi. Hasılı namazı zayi eden, yitiren bir nesille karşı karşıya kalıyoruz o ayet-i kerimede. Peki böyle olunca ne oluyor? Namazı zayi edince, yitirince vettebâhu şehevet, şehvetlerine, tutkularına, efendim arzu ve dünyevi arzu ve isteklerine uyan bir nesil. Sonuç fesefe yelgavne gayya. Rabbim kıyametin gayyasından, cehennemin gayyasından cümlemizi muhafaza buyursun. Cehennemin en korkunç, evet, ateş olarak yanan yeri, hatta cehennem ateşi bazen söndürülür de oradan tutuşturulur diye rivayetlerde görüyoruz. Bu dünyanın gayyası ise namazı terk etmenin, şehvetlerine uymanın sonucunda baş aşağı yuvarlanmak, her türlü bunalıma, kaosa, her türlü sıkıntıya karşı karşıya kalmak. İşte namaz platformu olarak bizim çıkış noktamız bu noktaya, bu ayette tasvir edilen nesiller gibi adeta. Ben kendime örnek vereyim. Benim babamın babası olan dedem, efendim Adanalı Koca Mehmet, Çanakkale şehidi. Çanakkale'de namaza yaslanarak, namaza tutunarak, efendim Kur'an okuyarak, Allah'a yürekten dua ederek, yedi düvele kafa tutan ecdadın çocukları, torunları, torunlarının torunları şu an namaz konusunda demin bahsini ettiğimiz oranların bir benzerine sahipler. İşte amca çocuklarımız, yeğenlerimiz, akrabalarımız vesaire. İşte evet, o nesilden sonra öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettik. Namazı zayi ettiler. Tam sanki 21. yüzyılın Türkiye'sinde yaşayan biz Müslümanları, Türkiye Müslümanlarını ve diğer bölge Müslümanlarını tasvir eden ayet-i kerime. Peki ne yapmak lazım? Neden zayi ediliyor? Namazın niçin kılınması gerektiği, namazın önemi, namazın önceliği, ifade ettiğiniz hocalarımız elbette eksik kalan yerleri tamamlayacaklar, daha güzel de ifade edecekler. Bütün peygamberlere ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk emredilen ibadet namazdır. Hazreti Musa'ya bu namazın ilk emredilişi çok önemli bir formülasyon olarak karşımıza çıkar Taha suresinde. Ona peygamberlik veriyor Rabbimiz. Ya Musa diye sesleniyor. Seni peygamber seçtim. Sana vahyedeceğim şeyi çok iyi dinle. فَاسْتَمِعَ لِمَا يُوْهَا buyurduktan sonra اِنَّنِي اَنَ اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَ فَعْبُدْنِي وَاَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي Tevhid, tevhidin hakikati, ibadet ve اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي beni hatırlamanız, benim de sizi hatırlamam için namaz kıl ey Musa, ümmetine de bunu emret. Efendimiz'e de Kadir Gecesi'nin sabahında namaz Cebrail Aleyhisselam tarafından öğretildi. Evet. O günden itibaren başladı. Miraç Gecesi'yle de beş vakte çıktı. Bu genel bilinen nokta. Böylece biz namaz platformunun çıkış noktasını şöyle izah etmiş oluyoruz. Ataları, ecdatları, örnek aldıkları insanlar namazla Allah'ın nusretine, yardımına mazhar olmuş. Çanakkale'de ya da daha önceki dönemlerde çeşitli savaşlarda ve tabii ki İslam tarihinde Allah'ın inayetiyle zaferler kazanmış olan bir ecdadın torunları, namazdan güç alarak zaferler kazanan bir ecdadın torunları şu an namazı zayi ettiler. Evet. Ve biz son 100 yılda özellikle ciddi anlamda bunalımlarla, sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. İşte bundan kurtulmanın yolu elbette iman, tevhid ve tevhidin eyleme dönüşmüş biçim olan namazda yeniden buluşmak, halkımızı yeniden buluşturmak, namazı şöyle ya da böyle
cuma, beş vakit, işte aksaklarla da olsa kılan kardeşlerimizin de namaz şuuruna ermesi, namaz bilinci kazanması, huşu ve hudu içinde namaz kılmalarını sağlamak, evet, böylece Allah'ın inayetine, nusretine, birliğe, beraberliğe, tesanüte, dayanışmaya ve diğer güzelliklere namaz üzerinden kavuşmaktır diye ilk bahiste sorularınızı böyle cevaplamış olayım. Çok teşekkürler hocam. İnşallah biraz daha açarak devam edeceğiz. Zamanımız var. Mehmet Göktaş hocam, şimdi aslında Abdullah hocam da değindi der. Yani tevhid mücadelesi tarihinde baktığımızda bütün peygamberlerin hayatında mutlaka namaz vardır. Namaz merkezdedir. Bugüne geldiğimizde de aslında Müslümanların kendi hayatında namaz olmazsa olmazdır, ama öte yandan küfür cephesinden baktığımızda da onların da en fazla hedef aldığı ibadetlerden biri namazdır. O zaman ya namaz bizim için tam olarak neyi ifade ediyor? Neden namaz? Buyurun. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle muhterem hocalarımı hürmetle selamlıyorum. Muhterem izleyicilerimi de selamlıyorum. Namaz için yaratıldık desek abartı olmaması lazım. Hani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruluyor ya, ben cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor Rabbimiz. Belki diyeceksiniz ki efendim başka ibadetler de var. Evet, ibadetler var, küçük görme değil, ama namaz barajdır. Yani ötekiler ayda birdir, yılda birdir, haftada birdir ve hepsinin mazereti var. Yani bununla şunu demek istiyorum. İnsanımıza namaz iyi anlatılmıyor veyahut da gereği gibi anlatılmıyor. Gereği gibi Rabbimizin bize anlattığı şekilde, emrettiği şekilde anlatılmıyor. Çünkü evet, küçük görmüyoruz. Oruç senede birdir. Ama hem de bir sürü şartı vardır. Yani oruç ertelenebilir. Hastalık, yolculuk, bilmem ne. Yani haç da öyle. Evet, İslam'ın farzlarından birisidir, ama nedir? Ömürde birdir. Ömürde bir defadır. Ve ayrıca yani mesela şu anda gidemediğimiz gibi, niçin gidemedik? Efendim, engeller var. Bazen paramız olduğu halde gidemiyoruz. Zekat da böyledir. Zekat da tamam, İslam'ın direklerinden bir direktir, ama yoksa ne yapacaksın? Senede birdir hem de. Hem senede birdir hem de ne bileyim, bir belirli bir miktar olacak. Yani evet, herkes zekat vermekte mükellef. Ama namaz için hiçbir şart yoktur. Ya ölü olacaksın ya deli olacaksın. Bu kadar basittir. Yani namazdan muaf olmak için, namazın bırakılması için, kılınmaması için bir insan ya ölü olması gerekir ya deli olması gerekir. Şu ayeti kerimelere iyi dikkat edelim. Nisa suresinde bazı ayeti kerimeler var. Bu ayeti kerimelerde Allah-u Teala münafıkları anlatırken, Bismillahirrahmanirrahim, اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. Yani münafıklar güya Allah-u Teala'yı kandırmaya çalışırlar, ama kendi kendilerini kandırırlar. Yani onlar diyor namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar. Dikkat edin. Yani innel münafizine yuhadiunallaha ve huve hadihum ve izâ kâmû ile salâti kâmû kusâlâ. Onlar namaza kalkarken tembel tembel kalkarlar. Allah Allah, şimdi insanımız hiç namaza kalkmıyor ve kendisini hiç üzerine bir suç da bir toz da kondurmuyor. Dikkat edin. Yani şunu demek istiyorum. Muhterem izleyenlerim, Allah'ın Resulü'nün ashabının içerisinde tek tük de olsa, bir tane de olsa, iki tane de olsa hırsızlık yapan var mı? Var. Zina yapan var mı? Var. Adam öldüren var mı? Var. Yani bir sürü suç işleyen, haramları işleyen var. Ben size soruyorum. Siz de bana deyin ki falan sahabe de ezan okunduğu halde, vakit girdiği halde namaza gelmezdi, namaz kılmazdı diye bir tane, dikkat ediniz, bir tane gösterin. Gösteremezsiniz, münafıkları bile gösteremezsiniz. Yani münafıklar bile ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Üzerlerine en ağır gelen işte münafıkların sabah namazıydı, efendim yatsı namazıydı, ama kılarlardı. Yani münafıklar da kılarlardı. Muhterem izleyenlerim, bu ayet-i kerimeleri daha iyi anlayabilmek için herhalde 101-102 Nisa suresinde 101-102, yani Abdullah Hocam biraz temas etti de, yani şey dedi hani Çanakkale Savaşı'nı anlatırken
Allah-u Teala orada buyuruyor ki bize Bismillahirrahmanirrahim وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ دَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَاكَ وَلْيَأْخُذُوا اَسْلِحَةً Ey Resulüm diyor, onlarla beraber yani İslam ordusuyla beraber cephede olduğun zaman namaz vakti geldiğinde onlardan bir kısmını al, cephenin hemen gerisine çekil ve orada onlarla namaz kıl. Ve onlar secde ettikleri zaman hemen koşsunlar. Yani muhterem izleyenlerim, ayet-i kerimeyi şöyle gözümüzün önünde bir canlandırın. Yani tam öyle bir can alıcı nokta ki savaş. Belki de oklar yani gidip geliyor. Ok yağmur var yani düşman cephesinden. Ama böyle bir esnada yani her bir namazı bırakın canım şimdi biz önemli. Öyle demiyor. Yani namaz kılın. Niye? Biz bu dünyaya savaşmaya değil namaz kılmaya geldik. Allah-u Teala bize bir bel vermişse, bükülen bir bel vermişse uğrunda bükmek için, kırılan bir diz vermişse onun huzurunda diz çökmek için vermiştir. Ve şunu unutmayalım ki böyle kendisini böyle özgür mözgür falan ifadelerle ifade etmeye çalışanlara da sesleniyorum. Eğer bir boyun Allah-u Teala'nın önünde eğilmiyorsa kesinlikle başkalarının önünde eğiliyordur. Eğer bir bel Allah-u Teala'nın huzurunda bükülmüyorsa, eğer bir diz Allah-u Teala'nın önünde çökmüyorsa iyi biliniz ki kesinlikle bir başka ilahın, bir başka görünür görünmez tapılan Tanrı'nın özür dilerim. Ya nefsinin, ya uşkurunun, ya paranın, ya modanın, ya koltuğun, ya makamın önünde eğiliyordur. Onun için insanımıza namaz biraz iyi anlatılmalıdır. Bir evet. Hadis-i şerifi tekrar ben burada yani anlayışımızı eleştirmek istiyorum. Dikkat edin. Bir hadis, Efendimiz'den bir hadis rivayet ediliyor. Doğru, el-hak doğru nedir? Efendim, üç cuma peş peşe cuma kılmayan insanlar münafıklardan yazılır diyor. Bu hadisi yanlış anlıyoruz, dikkat edin. Bu hadisin şerifi bazılarımız yanlış anlıyoruz, bazılarımız da çoğu. Bu millet yanlış anlıyor. Nasıl? Efendim, üç cuma peş peşe eğer cumaya gelmezsek, tamam da yalnız... Beş vakit kılan insanlara diyor bunu. Bazı insanlar sahabe yani cuma vakti efendim çölde develerini falan otlattığı için gelmezlermiş. Ama oradan öğle namazını kılıyor bu adam dikkat edin. Beş vakit namazını kılan bir insan bu ama cumayı uzağa gittiği için efendim nasıl böyle ihmal. Bunu eleştiriyor Efendimiz. Yoksa yani hiç namaz kılmayacak ondan sonra üç cuma peş peşe şey değil. Muhatap o değil, dikkat ediniz. Onun için ben size bu bölümü fazla uzatmadan demek istiyorum ki insanımıza namazın ehemmiyeti fazla anlatılamıyor. Abartmaktan Allah'a sığınırız. Tekfirden Allah'a sığınırız. Bak dikkat ediniz. Tekfirden Allah'a sığınırız lüzumsuz yere. Ama şunu unutmayalım ki Allah'ın Resulü'nün ben 52 tane hadisi şerifini peş peşe yani namaz göz aydınlığıma da aldım. Başka yerlerde de vardır. Hocalarım da bilir. Yani el ahdillezî beynenâ ve beynehüm es-salâ femen tereke fekat kefera. Yani o kafirlerle, müşriklerle bizim aramızdaki duvar, ahit nedir? Namazdır. O ortadan kalktığı zaman birbirine karışır insanlar. Yani nedir? O da onlardan olur diyor. Bunlar bu şekilde anlatılmıyor. Yani illa sert anlatmak değil ama yani biz bu dünyaya namaz kılmak için geldik. Namazdan daha büyük bir şeref de yok. Bu da ayrı bir başlık ama evet. Ne biliyor musunuz? Biz kainatta bizden bizi bırakalım. Şu üzerinde yürüdüğümüz dünya, yaşadığımız dünya birisine desek ki yani bir bilim adamına desek ki ya biz ne kadarız anlatalım. Efendim şu gördüğümüz koskoca uzayın içinde bir iğnenin ucu kadardır bizim dünyamız. Peki böyle bir dünyanın üzerinde biz ne kadarız? Biz de tabii anlatılamayacağız. Yani bir Asya'da kadar bile yokuz. Ama bir şeref var. Nedir? Alemlerin Rabbi, bu kadar büyük alemleri yaratan Rabbimiz
bizi muhatap alıyor. Evet. Bizimle konuşuyor ve biz onun önünde ona sesleniyoruz. Kendi kitabıyla, kendi selamıyla onun önünde eğiliyoruz. Yani bundan daha büyük bir izzet de yoktur. Bu da ayrı bir başlık. Evet hocam, çok teşekkürler. İnşallah bir kez daha bu konuya geleceğiz. Bu konuyla ilgili biraz daha açacağız bu konuları. Faruk hocam, şimdi Allah-u Teala elbette ki bizden namaz kılmamızı emrederken de hocalarımız çok güzel izah ettiler, ifade ettiler ama bunun bizim kişiliğimizde, sosyal yaşamımızda büyük katkıları oluyor. Biraz daha yani namazın bize bu yönüyle faydalarından bahsedersek, bir de işte hocalarımızın belki de bu anlamda boşlukta bıraktığı konulara da değinebilirsiniz. Buyurun. Belki yeniden selamun aleyküm. Aleyküm selam. Herkesi muhabbetle ve saygıyla selamlıyorum. Benim bilgisayarımın sesi çok az çıkıyor. Onun hocam, için sizi duyabiliyoruz, buyurun. Bir el kaldırarak beni susturabilirsiniz yani istediğiniz zaman. Estağfurullah hocam, buyurun. Efendim, şimdi oradaki arkadaşlara selam ediyorum. Abdullah Bey'e, Mehmet hocama. Dostlarımız bizim, Allah onlardan razı olsun ve bu namaz meselesini sürekli gündemde tutarak insanlara duyuruyorlar kaç yıldır. Bu çok güzel bir şey, çok güzel bir hizmet. İnşallah ihlas, samimiyet bozulmadan bu böyle devam eder. Her yıl birkaç kişi katılmış olsa bu kervana çok büyük işler yapılmış olur. Şimdi bendeniz burada şöyle şu 5-6 maddeyi söyleyeyim diye not aldım önüme, 5-6 madde. Birinci madde sizin söylediğinize de uygun. Onun cevabı mahiyetinde, onunla başlayarak devam edeyim isterseniz. Ve ondan da önce şöyle diyelim, yani Hazreti İbrahim'in duasıyla başlayalım. Yani Rabbi cealni mukim as-salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Bu aslında çok şeyler anlatıyor bize. Rabbim, Allah'ım, beni de zürriyetimi de namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Ve min zürriyeti, aslında min orada şey, Arapça bilenler için söylüyorum, tebiiz için değildir diyorlar, beyan içindir. Yani zürriyetimi de namazı dosdoğru kılanlardan eyle ve dualarımızı kabul buyur diyor. Bu aynı zamanda namaz konusunda insanların sadece kendilerinden, sadece hane halkından, çoluk çocuğundan değil, zürriyetlerinden de sorumlu olduğunu anlatıyor bize. Yani ileriye doğru da tedbir almanız gerekiyor. Namaz böyle bir şey. Sadece kendiniz değil. Bu duayla başladıktan sonra Rabbi cealni mukim as-salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Şimdi Abdullah hocamızın okuduğu ayeti kerimeden başlayalım isterseniz. Hazreti Musa'ya Allah ekimis salate li zikri buyuruyor. Ekimis salate li zikri. Yani burada önce şunu söyleyeyim. Yine Abdullah hocamız da zannediyorum bize bu konuda ya bir ucundan da sen tut dedikleri zaman 2012 miydi, ne zamandı? Ben de böyle bir çalışma yapmış. O çalışmayı da bir küçük kitapçık haline getirmiştim. Ramazan namazı dosdoğru kılmak. Şimdi orada gördüğüm şey şu. Kur'an-ı Kerim'de bize namaz emredilirken veya namaz kılanların namazından bahsedilirken her yerde istisnaları var. Zaman olsa onları açıklarım. Bu istisnalar başka şey için, her yerde namazı dosdoğru kıl ifadesi vardır. Namaz kıl ifadesi yoktur. Namaz kılın ifadesi yoktur. Namazı dosdoğru kılın. Bunun anlamı aslında dosdoğru kılınmayan bir namazın namazdan beklenen sonuçları vermeyeceğidir. Şimdi orada o ayet-i kerimede söylenen ekimis salate li zikri çok güzel bir noktaya da değindi Abdullah Hoca. Yani li zikri iki tarafa da gidebilir. Failine de mef'ulüne de muzaf olmuş olabilir. Hem ben sizi hatırlayayım, hem de siz, beni hatırlamak istiyorsanız siz namaz kılın. Yani Allah'ı hatırlamak, zikrin esası hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak için hatırlamak mı istiyorsunuz? Namaz kılın. Namaz kılın. Zikretmek mi istiyorsunuz? Namaz kılın ifadesi vardır. Bu önemlidir. Niye önemlidir? Şundan dolayı önemlidir. Çünkü böyle bu konularda biraz çalışmalar yapmıştım bir zamanlar. Çünkü insanoğlunun Hazreti Adem'den beri
hataya düşmesi, hatalar işlemesi, günahlar işlemesi, mütekebbir, mütecebbir olması, efendim, ceberut olması vesaire hep Allah'ı unutmaktan kaynaklanan günahlardır. Allah'ı unuttuğu için böyle yapar insanoğlu. Hazreti Adem'den başlamıştır bu. Hazreti Adem için de Allah فَنَسِيَ آدَمُ فَغَوَى buyuruyor. Adem unuttu, biz ona şu ağaçtan yeme dedik. O da unuttu ve yoldan çıktı. Yani gava bayağı ağır bir ithamdır. Biz söyleyemeyiz bir peygamber için. Ama Allah kendi kulu ve Resulü olduğu için, Resulü demeyelim, Nebisi. Nebisi ile Resul burada ayrıdır. Hazreti Adem Nebidir, Resul değildir. Onu da söylemiş olalım. Efendim, unuttu ve yoldan çıktı diyor. Ve o ayetin devamında veya bir öncesinde وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا diyor, buyuruyor Allah. Ama biz onu azimli bulmadık. Yani unuttu, bir unutan akla gelebilir ki unuttuysa niye muhakeme ediyorsunuz? Yani unutana bir şey yok, mükellefiyet yok. Ama azimli değildi, kararlı değildi. Eğer çok kararlı olsaydı unutmazdı. Azimli bulmadık onu. Azimli olmadığı için unuttu. Dolayısıyla benim tecrübelerim var. Etrafıma bakıyorum, insanlara bakıyorum, kendime bakıyorum önce. Eğer insanlar hata işliyorlarsa, günah işliyorlarsa, bu Allah'ın unutulması sebebiyledir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Sakın siz Allah'ı unuttukları için Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın diyor Allah. Onlar fasıktırlar. Allah'ı unuttukları için. Allah'ı hatırlamanın başı namazdır. Namaz kılmayan bir insan Allah'ı hatırladığını neyle iddia edecek ki? Hiçbir şeyle iddia edemez. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ bu piyasada zaman zaman dikkatimi çeker. Çok aykırı, hani farklı fikirler olabilir ama İslam'ın bir cumhuru vardır. İslam'ın bir sevadi azamı vardır. İcma deyin, sevadi azam deyin, cumhur deyin. Ta Resulullah'tan günümüze ulemanın temsil ettiği bir orta yol vardır. Ona ehli sünnet diyoruz aynı zamanda biz. Bu yoldan çıkacak kadar aykırı fikirler söyleyen insanların ibadetlerinde ve özellikle namazlarında problem vardır. Onlar Allah'ı unuttukları için böyle abuk subuk konuşabilmektedirler. Bunu bendeniz müşahede ediyorum, görüyorum. Dolayısıyla esas mesele Allah'ı unutmamaktır. Aslında bakın burada bu Resulullah'ın Miraç'ta kendisine 50 vakit namazın farz kılındığı rivayetleri vardır. Rivayetleri derken bunlar bütün hadis kitaplarında vardır. Buhari, Müslim dahil hepsinde vardır. Ve manen mütevatirdir. Bu rivayetler manen mütevatirdir. Fakat bazı insanların bu rivayetlerle eğlendiklerini, alay ettiklerini görürsünüz. Bu da bir unutmanın sonucudur. Niye alay ederler? Ya olur mu öyle şey? İşte Allah 50 vakit namaz farz kılmış imiş de gelmiş Hazreti Musa'ya Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ala kullihim ecmain. Gelmiş efendim bunlar yapmazlar, sen dön indir bunu. 40'a, 30'a, 20'ye, 5'e indirmiş, ta gidemem filan. Buyurun, böyle şey mi olur ya? Pazarlık mı yapılır Allah'tan? Oysa bu mucizenin bir parçası olarak sembolik bir ifadedir. Yani bunun anlamı şudur. Siz Allah'ı gerçek anlamda hatırlamak istiyorsanız günde 50 vakit namaz kılmanız lazım. Hadi bunu 5'e indirelim. 5'e indirelim. Efendim 5 vakit namaz kılmak suretiyle hiç olmazsa bunun asgarisini yapın demektir bu. Allah bilmiyor muydu yani öyle olacağını, 5'e indirileceğini, 5 vakit namazı farz kılacağını ve bunu böyle alaya almak suretiyle sahih olan, sahihten öte manen mütevatir olan bu rivayetleri inkar ederler. Oysa bu dediğimiz gibi mucizenin bir parçasıdır. Yani sizin Allah'ı gerçek anlamda hatırlamanız ancak böyle olur. وَمَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ يَا مَشْكُورُ demiş Evliyaullah. Efendim ya Rabbi seni hakkıyla zikredemedik ey zikredilesi varlık zat diye söylemiş. Dolayısıyla bütün mesele Allah'ın unutulmasıdır.
Bütün mesele Allah'ın unutulmasıdır. Bütün günahlar, bütün isyanlar Allah'ın unutulmasından kaynaklanan şeylerdir. Ve namaz Allah'ın hatırlanmasının birinci sebebidir. Buna şunu da ekleyeyim, onunla bırakayım. Ondan sonraki evet. maddeleri sonraya bırakayım. Şimdi bir yerde Allah Resulullah Efendimiz'e hitaben der ki, buyurur ki diyelim, der ki ifadesine alıştık hep böyle, çok aslında edepli bir ifade değil. Buyurur ki ekimis sala, namazı dosdoğru kıl. Bak, namazı dosdoğru kıl. İnnes salate tenha anil fahşai vel münker. İşte bu namaz. Bunu meal verirken doğru meal vermiyorlar bazen. İşte bu namaz insanları fuhşiyattan ve münkerattan alıkoyar. Yani dosdoğru kılınan namaz insanları fuhşiyattan ve münkerattan alıkoyar. Böyle kılınırsa, fuhşiyat büyük günahlardır. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de zikredilen günahlar büyük günahlardır, fuhşiyat. Münkerat da onlara kıyasla efendim anlaşılan diğer küçük diyebileceğimiz günahlardır. Hem onlardan hem bunlardan insanı alıkoyan dosdoğru kılınan bir namazdır. Ben iddia ediyorum. Diyorum ki bir insan bir takım beğenmediği tarafları varsa, kötülükleri, hataları varsa dosdoğru namaz kılmaya çalışsın. Bir ay, bilemediniz iki ay buna devam etsin. İki ay sonra o hataları yapamayacağını görecektir. Dolayısıyla fuhşiyattan ve münkerattan geri gelebilmenin sebebi dosdoğru kılınan namazdır. Arkasından da bununla bitiriyorum, sonra devam ederiz inşallah. Arkasından evet, çok da, teşekkürler hocam. İnşallah devam edeceğiz. Şu cümlemi bitireyim. Tabii, arkasından buyurun. Da Allah "Ve zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tasna'un" buyurur. Allah elbette Allah'ın zikri çok büyüktür derler. Bazen bunu bazı sufiler, ya namaz tamam iyi bir şey, güzel kılın filan ama Allah'ı zikretmek çok daha büyüktür, işte gelin zikir halkasına katılın filan, bu anlamda değildir bu. Ve zikrullahi ekber, elbette Allah'ı zikretmek en büyük bir şeydir. Yani namazı dosdoğru kılın, o sizi kötülüklerden alıkoyar, çünkü zikrullah çok büyük bir şeydir. O ve zikrullahi ekber orada aslında namazı anlatıyor. Şimdi bu kadarla yetinelim, biraz uzattıksa affola. Evet, estağfurullah. Bundan sonraki hocam, maddelere devam edelim. Biz sizi çok beklettik, siz hele hakkınızı helal edin. Abdullah hocam, şimdi aslında hani namaz ibadeti, sizin hocalarımızın da ifadesiyle namazın insanları kötülüklerden alıkoyması, dolayısıyla da aslında içinde yaşadığımız toplumun yaşamış olduğu sorunların çözümü noktasında aslında iyi bir başlangıç noktası. Ama birçok boyutu da var. Yani namazın karaktere, kişiliğe olan etkisi var, aile huzuruna katkısı var, toplum huzuruna katkısı var ve birçok güzel yönü de var. Hatta namaz kılmayan insanlar dahi yöneticilerinin namaz kılanlardan olmasını isterler. Namaz kılmasa dahi kızını namaz kılan birine vermek isterler. Alışveriş yaptığında namaz kılan birinden alışveriş yapmak isterler. Böyle bir hakikatimiz var. Namazı biraz daha böyle kişilere, aileye, topluma bakan yönden de bahsedebiliriz. Ne dersiniz? Buyurun. Eyvallah. Tekraren selamun aleyküm. Aleyküm. Aslında topluma bakan yönü, kişileri kötülüklerden, fuhşiyattan, meniyattan arındıran yön üzerinde Faruk hocam durdu. Belki oradan oraya doğru tekrar gelebiliriz ama şunu ifade edeyim. Tarihte aslında şu an içinde bulunduğumuz durumu, millet olarak, ümmet olarak içinde bulunduğumuz durumu, ilk bölümde Hazreti Musa'ya Rabbimiz namazı emretti. Fakat daha sonraki süreçte ilginç bir şekilde toplumu, o İsrailoğullarını, Müslümanları, Hazreti Musa'nın ve kardeşi Harun'un birlikte kurtarmak için kolları sıvamaları gerektiği noktada Rabbimiz bu kez yine namazla alakalı, bugün bize tam tekabül eden bir başka nokta, yani insanımızı nasıl yeniden inşa edeceğiz, bir diriliş seferberliği, namazla diriliş dediğimiz vakayı, namazla şahsiyetlerin, kişiliklerin, toplumun, ailenin yeniden dirilişi nasıl sağlayacağız? Bunun aslında ipuçları da Yunus suresinin 87. ayetinde, estağfirullah, bismillah. Ve vahayna ila Musa ve ahi.
Allah Teala diyor ki Musa ve kardeşi Harun'a, kardeşine şöyle vahyettik. En tebevve'e li kavmikuma bi Mısra buyuten. Şimdi Allah Teala Mısır'da tabii ki şehirde o insanların yaşadığı yerde evler yapmalarını, ama bu evleri böyle güzelce döşeyip yan gelip yatmaları anlamında değil. Ve cealû buyûteküm kıble. Arkasından emir bu sefer çoğula dönüşüyor. Yani ikisine, ikiniz diyor, evler yapmaya öncülük edin. Ve cealû buyûteküm kıble. Size tabi olan müminlerle beraber evlerinizi kıblegâh edinin, mescit edinin, namaz kılma yer edinin. Ve yakîmus salâ. Ve cemaatle, hocam ekmis salâ. İkame etme, namazı dosdoğru kılma üzerinde durdu yeteri kadar. Namazların cemaatle kılınması da dosdoğru kılınmasının şeylerinden, şartlarından ya da işte özelliklerinden birisidir. Kıymus sara çoğul, namazlarınızı cemaatle ve dosdoğru güzelce kılın. Ve beşiril müminin, eğer bunları yaparsanız ey Musa ve Harun, siz artık tabi burada müjdeyi vermeyi de tekil olarak ifade ettir Rabbimiz. Ey Musa, sen artık müjdeyi verebilirsin. Allah'ın nusreti, yardımı o zaman gelir. Biz şu an Müslümanlar olarak Allah'ın yardımına, nusretine yeteri kadar layık olamıyoruz. Da ondan dolayı perişanız. Müslüman dünya olarak. Demek ki bir eksiğimiz var. Bu eksiği Allah Azze ve Celle Musa ve Harun üzerinden bize örnek olarak verdi. Onlara diyor ki evlerinizi kıblegah edinin. Şimdi bakın burada evler deyince hanelerimiz, evlerimiz, namazla irtibatımız ne alemde? Evlerimizde de cemaatle namaz ya da nafile namazlarımızı evde kılmak suretiyle işte evlerimizi şenlendiriyor muyuz? Kıblegah ediniyor muyuz? Kıblegah evler diye Nurettin Yıldız hocamızın da çok güzel bir çalışması var. Kıblegah evler. Dolayısıyla bu noktada bizim yeniden namazla ayağa kalkmak, yeniden diriliş, yeniden onlar tabii ki Hazreti Musa ve kardeşi Harun'un öncülüğünde İsrailoğulları bu diriliş çabasını ortaya koydular. Mevdudi'nin bir yorumunu aktararak burada devam etmek istiyorum. Evet, Mevdudi hocam diyor ki ben bu ayet üzerinde çok düşündüm. Hı. Çok kafa yordum. Neden Rabbimiz böyle bir talimat buyurdu? Diyor ki İsrailoğulları yıllar süren zulümler sebebiyle o firavunların zulümleri sebebiyle ikinci sınıf vatandaş olmaları, yer yer katliama uğramaları ki Hazreti Musa'nın doğduğu yılda uğradıkları birkaç yıl sürdü de söyleniyor. Binlerce çocuğun, erkek çocuğun öldürülmesi, çeşitli işkenceler, baskılar sebebiyle birliklerini, dirliklerini, beraberliklerini, duyarlılıklarını kaybetmişlerdi. Namazlarını kılmaz olmuşlardı. Kılanlar da fert fert kılıyorlardı. Bu sebeple Rabbimiz evlerini ibadethaneye dönüştürmelerini ve bir araya gelip cemaatle namaz kılmalarını emretti diye Tefhimül Kur'an tefsirinde bu yorumu yapıyor. İşte bugün de bizim namaza tutunarak, evet, cemaatle namazlar kılarak, omuz omuza, yan yana, beraberce namazlar kılmak suretiyle Allah'ın inayetine ve müjde, Hazreti Musa'nın ümmetine verdiği müjdenin benzerini de biz insanımıza eğer biz de bunları yaparsak, namazı ikame dosdoğru kılarsak, namazın şahsiyet olarak bize, aile olarak evlerimize. Bakın burada bir hadis-i şerif hatırıma geliverdi. Çok hocam devam edeceğiz. İnşallah devam edeceğiz. İkinci bölümde Mehmet Göktaş hocamız olmayacak. O yüzden ondan son olarak bir kısa değerlendirme alalım. İnşallah tamam. Sizler de ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mehmet Göktaş hocam buyurun. Konuyla ilgili tamamlamak istediğiniz mesajınız varsa buyurun. Muhterem izleyenlerim, her şeyin başı muhabbettir. Namazı sevebilmeliyiz. Bu çok önemli bir olaydır. Eğer namazı seversek barajı aşacağız. Problemin büyüğü budur yani. Namazı sevebilmeliyiz. Yani ideal namaz kılabilmeliyiz. Zor değil ha bu, çok önemlidir. Yani bazıları efendim çok işte güzel namazı ancak veliler kılabilir falan. Bu yanlış bir anlayıştır. Hatta şöyle söyleyeyim. Veli kimdir? Yani ele inne evliya Allah ila hafun aleyhim ve lahum yahsenun.
اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Yani iman eden ve müttaki olanlar Allah'ın velileridir. Onun için biz namazı güzelce kılabiliriz. Namazdan zevk alabiliriz. Yani namazı severek kılabiliriz. Yani bunu denemeliyiz, bunun için uğraşmalıyız. Namazı sevmeliyiz. Yani namaz denilince gerçekten Efendimizin buyurduğu gibi gözümüzün nuru, gözümüzün aydınlığı olabilmelidir. Eğer böyle olursa Allah'ın izniyle yani sadece kendimiz kurtulma değil, kendimizin kurtulması değil, bizi izleyen insanlar, yani bizi gören insanlar, bizim namazımızı gören insanlar nedir? Yani namazı sevecekler. Yani sevilen bir namaz. Yani ezanla başlar bu iş tabii. Yani ezandan daha da öncesinden başlar. Yani Rabbimiz de yani deminden beri okuyoruz yani ve akimus salate li zikri. Allahu Teala'yı zikretmek için yani namaz kılınacaksa yani bugünkü kıldığımız böyle çok çok kısa kısa hemen kıldığımız namazla ben şöyle deniyorum. Yani Allahu Teala ile irtibat, belki kelime yanlış olabilir de Allahu Teala ile irtibat, bağlantı kurmak kolay değildir. Yani günah olmasın ben başka bir benzetme yapıyorum. Yani birisine desek ki ya şu sazı al eline bir türkü söyle bize desek hemen sazı eline alır almaz hemen türküye başlar mı? Başlayamaz. Şarkıya başlayabilir mi? Bir tambur verseniz, bir keman verseniz, bir ne bileyim bir şey verseniz birisinin eline, bir alet verseniz ne yapacak? Önce epeyce bir giriş yapacak. Yani bir akort verecek, bir ses. O türkünün, o şarkının makamını yakalayabilmek için yani affedersiniz epeyce vuracak, onun tellerine vuracak ve o seti bulacak. Yani günah olmasın. Biz nasıl oluyor da hemen Allahu Ekber der demez Allahu Teala ile beraber olamıyoruz. Hele hele eğer bir de çabucak okursak yani sadece başında değil ortasında da beraber olamıyoruz. Onun için yani namazdan önce zikrimiz başlaması lazım bizim. Bizim zikrimizin Allahu Teala'nın zikrinin bizde ezandan önce en azından ezanla birlikte başlaması lazım. Yani Allahu Teala'yı hatırlamamızın, Allahu Teala ile beraber olmamız yani böyle olması lazım. Aksi takdirde yani nasıl olacak ki ben saat tutuyorum 5 dakikada 6 dakikada bir farz namazı bitiriyorlar. 4 rekatlı bir farz namazı yani acelece kılan bir insan yani Allahu Teala ile beraber olabilir mi? Allahu evet. Teala ile nasıl beraber olacak ki? Onun için hiç değilse biraz uzatmak, biraz uzun sureler okumak veya ondan da önce yani namaza kalkmadan birazcık toparlanmak. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ya ben kalkıyorum, ben şimdi Rabbimin huzuruna varacağım diye yani birazcık toparlanmak lazım. Yani evet hocam, bu toparlayalım. Bu önemlidir. Bir şey araya daha gitmemiz söyleyeyim. Lazım hocam. Evet, yani bu sevebilmenin, namazı sevebilmenin, sevdirebilmenin yollarını bulmamız lazım. Aksi takdirde namaz bir yük olur. Ya bir an önce şunu bir kılsak da bitse de der kılsak bile bu bizi hocalarımızın söylediği gibi ne fuhşiyattan kurtarabilir ne de zikir yerine gelmiş olabilir. Ben tekrar bütün kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum. Hocalarımı da Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Hocam çok teşekkürler katkınız için. Sizi uğurluyoruz inşallah. İkinci bölümde değerli hocalarımıza devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara. Katılandan ötürü çok teşekkür ediyoruz ve şu anda Abdullah Yıldız Hoca, Namaz Gönülleri Platformu Sözcüsü, Profesör Doktor Sayın Faruk Beşer Hocamız bizimle birlikte. Aynı zamanda Kur'an Nesih Platformu Genel Sekreteri Sadık Güzel de telefon attığımızda, Sadık Güzel Bey de Kur'an Nesih Platformu'nun son dönemlerde özellikle de namazla ilgili başta Diyarbakır, Batman olmak üzere Türkiye genelinde birçok il ve ilçede çocukları namazla buluşturma noktasındaki etkinlikler ve yarın ikincisi yapılacak namaz çalıştayı ile ilgili, üçüncüsü yapılacak namaz çalıştayı ile ilgili kendisinden bilgi alacağız. Abdullah Hocam, siz kalmıştınız, yarıda kesmiştik. Özellikle de namazın İsrailoğulları üzerindeki etkileri ve sonrasında yaşananlardan bahsediyordunuz. İsterseniz kaldığınız yerden devam edin, buyurun. Selamünaleyküm tekrarın. Fazla diğer hocalarımın vaktini almamak açısından
Şöyle ifade edeyim, bitirmek üzereydim zaten. Yani Hazreti Musa'ya ve kardeşine Rabbimizin vahyetmesi, onların arkasından evler yaparak oraları vec'alû buyûteküm kıble emrine uyarak kıblegah evler edinmeleri, eqîmussalâ cemaatle namaz kılmaları, omuz omuza beraberce birlik ve beraberlik içinde dayanışma halinde kardeşçe yeniden ayağa kalkmaları ve bununla da Allah'ın müjdesini hak etmeleri şeklinde bir formülasyon olarak anlamıştık. Yunus Suresi 87. ayeti. Burada özellikle siz ailenin, kişilerin, şahsiyetin inşası noktasında ifade etmiştiniz. Bir hadis-i şerif hatırıma gelmişti. O da şu, çoğu hadis kaynaklarında var. Allah'ın kullarından bir grup Allah'ın evlerinde, bu cami olabileceği gibi evimiz de olabilir, Allah'ın kitabını beraberce birlikte tilavet ve tedarüs ederlerse, orijinal oradaki kavramı kullanmaya çalışalım, okurlar ve ders yaparlarsa Allah onlara şunları, Efendimiz şu müjdeleri veriyor adeta. Allah onlara sekinet indirir, bir rahmet yağdırır onların üzerine, melekler onları kuşatır ve Allah onları kendi katındakilere anar, zikreder. Hani siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim, evet, şeklindeki ilk bölümde Ekmis Salatili zikriyi anlarken, evde ister doğrudan Kur'an okuyalım, isterse cemaatle kılınan namazda yahut kendi başımıza nafile olarak kıldığımız namazda okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerin, Kur'an ayetlerinin böylesine bir sekinete, huzura, aile huzuruna, kişisel, bireysel iç huzura, aynı zamanda Allah'ın bütün rahmet ve ikramlarına, rahmet yağması çok enteresan bir kavram orada, meleklerin bizi kuşatması, meleklerin sadece sorgulama, denetleme anlamında değil, bize dua eden melekler var, ve gıyhimiz seyyiat diye bize dua eden melekler var, meleklerin kuşatması ve Allah'ın bizi katındakilere anması, ki muhteşem bir zirve. Bu namazda okuduğumuz ayetler için de geçerlidir. Kitabı birlikte okuyup Allah'ın kitabını ders yapmamız halinde de böyledir. Şunu da ifade ederek bırakmış olayım. Yani ve emr ehleke bis salat ayet-i kerimesinde ailenize namazı emredin. Şu an deminden beri gördüğümüz görüntüler ve belki kardeşinizin ifade edeceği, onları organize eden kardeşlerimizin ifade edeceği şeylerde çoluk, çocuk, ailecek bu namaza teşvik noktasında gerçekten aileye namazı emretmek zorla, efendim sopayla namaz kıldırmak değil, sevdirmek, benimsetmek, yaygınlaştırmak suretiyle namazın ailecek, efendim toplum olarak kılınması halinde nice güzelliklere medar olacağını, nice güzelliklerin ortaya çıkacağını da biliyoruz. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ. Yani huşu içinde namaz kılan müminlerin kurtuluşa ereceği ve günde beş vakit namazın da haydi, beş vakit ezanın da haydi namaza, haydi kurtuluşa derken, bu kurtuluşun da sadece efendim ebedi kurtuluş yurdu olan cenneti değil, bu dünyada da sıkıntıdan, beladan, musibetten iflah olmak, felaha ermek, esenliğe ermek, her türlü problemden, stresten, işte efendim İç bunalımlardan kurtulmak anlamına geleceğini de düşünmek gerekiyor diyeyim. Evet. Son olarak belki söz kalırsa yine bir şeyler söyleriz inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Çok teşekkürler hocam. Faruk hocam, şimdi Mehmet Göktaş hoca bitirirken aslında namazların biraz daha belki tadili erkana göre biraz daha o ruhu, o frekansı yakalama noktasında biraz daha ağır ve biraz daha manevi olarak arınarak Allah'ın huzuruna çıkma noktasında bir noktaya temas etti. Hiç şüphesiz çok haklılardı. Ama bununla birlikte namazın içte verdiği bir huzur, o huzuru yakalama ve bunun biraz da toplumsal boyutuna değinirseniz neler söylemek istersiniz, buyurun. Evet, oradan başlayalım madem. Birkaç madde yazdım. Önemli maddeler olarak. Hepsi demek ki bitmeyecek. Onlar üzerinden gideyim. Evet hocam. Şimdi Abdullah Hoca'nın okumuş olduğu ayeti kerimeyle buna cevap verelim yine.
biraz önce dedim ki Kur'an-ı Kerim'de tamamen namaz kılmakla alakalı hep ekimis salate buyurulur. Namazı dosdoğru kılın. Yani namaz ciddi bir mesele. Fakat işte Abdullah Hoca'nın okuduğu ayette قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ İşte namazlarını huşu ile kılan müminler ve arkasından 5-10 madde sayılır. Bunlardır kurtulacak olanlar, öbürler değil diye söylendiğinde o zaman anlıyoruz ki orada hem zekatın zirvesi zikredilir. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Diğer bütün yerlerde zekatın verilmesinden bahsedilir. Burada لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ'den bahsedilir. O zaman demek ki namazın ikamesi huşu ile kılmak olduğunu buradan anlıyoruz. Huşu ne demek? Çok kısa gideceğim. Huşu demek bir insanın hem kalbiyle hem kalıbıyla Allah'ın huzurunda kendisini hissetmesi, Allah'la konuşur gibi namaz kılması demektir. Hem kalbi Allah'a yönelik olacak, hem de kalıbıyla böyle öteye beriye efendim bakmadan, iltifat etmeden, iltifat tabiri kullanılır burada, iltifat etmeden, çünkü Resulullah Efendimiz diyor ki, bir insan namaz kılarken her bakışı, her dönüşü şeytanın onun namazından bir kapıp kaçmasıdır. Her hareketi bir kapıp kaçar. Dolayısıyla hani namaz, es-salatu cami'atun derler. Namaz toplayıcıdır. Toplayıcı olması demek ne demek? İki türlü anlaşılabilir. Belki üç türlü anlaşılabilir. Belki dört türlü. Birisi insanları toplar namaz işte. Toplanır bir arada namaz kılarlar. Bir cemaat oluştururlar. İkisi namaz bütün ibadetlerinden bir parça toplar. Her ibadetten bir parça namazda vardır. Oruçtan bir parça vardır. Bir şey yemiş olsanız namazda namazınız bozulur. Cihattan bir parça vardır. Böyle tam sınırda nöbet tutar gibi öteye beriye hiç bakmadan efendim tam bir dikkatle namaz kılma cihattan bir parça olmasını ifade eder. Dolayısıyla bu açıdan da namaz toplayıcıdır. Namaz toplayıcıdır. Hatta bunu şöyle de düşünebiliriz. Aslında insanın derbederliğini, dağınıklığını, psikolojik perişanlığını toplayan da namazdır. Dolayısıyla namazın cami olması, toplayıcı olması bu anlamlara gelir. Kısaca uzatmadan söyleyelim. O halde huşu ile kılınan namazdır ki insanı kurtarır. Peki nedir o? İnsanın hem kalbiyle hem kalıbıyla Allah'ın huzurunda olduğunun bilinciyle namaz kılmasıdır. Burada bir noktaya işaret etmek istiyorum. İmam kardeşlerimiz bize kızmazlar inşallah. Son zamanlarda çok güzel namaz kıldıran imamlarımız var. Seviniyorum. Böyle bir imamın arkasında namaz kıldığım zaman çok seviniyorum. Yani diyelim ki gizli bir namazda arkada bir insanın imam okurken Fatiha'yı rahat okuyabilmesi lazım. Rükuda, secdede her şeyi yerli yerinde yapabilmesi lazım. Oysa imamlarımızın bir kısmı hala çok çabuk namaz kılmaktadırlar. Bu çabuk namaz kılmak huşu ile namaz kılmaya manidir. Bunu bilmesi lazım. Özellikle imamlarımızın. Eğer imamlarımız huşu ile namaz kıldırsalar, ki bir kısmı kıldırıyor gerçekten, onların ellerini öpüyoruz. Efendim kıldırsalar, o zaman insanlar da huşu ile namaz kılmanın nasıl olduğunu onlardan öğrenecekler. Onlar bizim imamlarımız, önderlerimiz çünkü. Dolayısıyla burada imam kardeşlerimize çok büyük bir iş düşüyor. Onlar bunu bilmeleri lazım. Bir hadiste mevkuf hadis olduğunu gördüm bir yerde. Bunun ne anlama geldiği üzerinde durmuyorum. Nasibur raculi min salatihima akale deniyor. Bir insanın namazdan aldığı pay ne kadardır? Ne kadar düşünerek kıldıysa o kadardır. Aklederek kıldıysa o kadardır. Yoksa aklı fikri başka tarafta olduğu her zaman namazından bir parça gitmiş demektir. Nice insanlar vardır ki diyor namazının Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onda biri, onda ikisi, onda üçü kendisine kalır. Gerisi gider. Dolayısıyla bu huşu ile namaz kılma meselesini bir yere not etmek lazım. Bunun için de imamlar meselesini imam kardeşlerimiz, onları saygıyla anıyoruz. İmam kardeşlerimizin namazları ciddiyetle kılma
kılması gerektiğini burada hatırlatıyordur. Bu birinci madde. İkinci madde, müsaade ettiğiniz kadar devam edelim. İkinci madde, burada görüyoruz küçük yavrularımızı. Allah onların annelerinden, babalarından razı olsun. Kendimden ben biliyorum. Eğer çocuklara Resulullah'ın tavsiyesine uyarak 7 yaşında onlara namaz kılmaya, onları namaz kılmaya başlatmazsanız ileriki yaşlarda asla alıştıramazsınız veya çok zor olur. Şimdi torunlarımız var. Onlara diyoruz ki efendim hadi 7 yaşında günde bir defa kıl yeter diyoruz ona. 8'de 2 olsun, 9'da 3 olsun, 10'da 4 olsun filan böyle gidin diyoruz. Böyle böyle onları alıştırmaya çalışıyoruz. Bir ikincisi, bir de onlar evde kılıyorsak eğer, tembellik yapıp camiye gitmiyorsak, evde de Abdullah Hoca'nın dediği gibi cemaatle kılmamız lazım. Cemaatle kılarken de diyelim ki bir karı koca cemaatle namaz kılarken efendim o huzur içerisinde Allah'a yalvardığını o küçük yavrular görmeleri lazım. Onlara emretmekten çok daha etkilidir bu. Fakat burada bir noktaya da işaret etmemiz lazım. Namazın ciddiyetini anlatma bakımından. Evet. Resulullah Efendimiz çocuklarınıza namazı 7 yaşında başlatın ama 10 yaşında hala kılmazlarsa bunun bir cezasının da olabileceğini bilmemiz lazım. Yani cezada... Evet. Faruk Hocam, toparlarsanız Salih Bey'e de son olarak bir söz hakkı vermek istiyoruz. Fazla zamanımız kalmadı. Buyurun. O zaman yani son söz ise şunu da söyleyeyim. Evet, madem bir maddeleri bırakalım. Şimdi bir ayet-i kerimede Allah hafizu ala salavati ve salatil vusta der. Başka yerlerde namazlarında daim olanlar, namazlarını muhafaza edenler ifadeleri geçer. Buradaki espri şudur diyor müfessirler. Hafizu müfaale babından, kalıbından gelen bir kelimedir. Karşılıklı korunmayı ifade eder. Yani eğer siz namazlarınızı muhafaza ederseniz, namaza devam etmekten daha başka bir şey, onu ciddiyetle kılmak, böyle olursa namazlarınızı siz korursanız, namazlarınız da sizi korur demektir bunun anlamı. Karşılıklı bir koruma meydana gelir. Eğer siz namazlarınızı korursanız, namazlarınız sebebiyle Allah da sizi korur. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Madem öbür maddeleri başka bir programda inşallah anlatırız. İnşallah. Çok teşekkürler hocam. Salih Bey, öncelikle hoş geldiniz. Tabii bir taraftan da Kur'an Nesli platformu sağ olsunlar. Abdullah hocamlar yıllar önce başlattılar ve sizlerin de yıllardır çocuklara yönelik namaz eğitimi verme ve bunu da çok güzel etkinliklere taşlandırma noktasında faaliyetleriniz var. Ve yarın da aynı zamanda bir namaz çalıştayınız olacak. Öncelikle yani bu kadar çocuklara meydanlarda öncesinde tabii eğitim vermek, sonra da bunu güzel etkinliklere taşlandırma noktasında güzel görüntüler de oluşuyor. Şimdi çokça konuşulan bir boyut daha var. Yani neden çocuk da aslında Faruk hocamız cevabını verdi ama biraz da orayı açmak istiyorum. Neden küçükken? Oysa ki insanlar yaşları ilerledikçe akıl ve mantık ve İslami temel öğretilerle gittiğimizde daha aklayan uygun oluyor. Dolayısıyla anlattığımızda daha fazla bir karşılığı oluyor. Neden küçük yaşlardan başlıyoruz buraya namaz eğitimine, namazın önemine? Buyurun. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle muhterem hocalarımı, Faruk hocamı, Abdullah hocamı saygıyla selamlıyorum. Hürmetle sunuyorum. Değerli izleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Kur'an Nesli platformu olarak bizler Namaz Gönülleri platformundan yaklaşık 5 yıl sonra kurulduk. 2011 yılında 10 yaşında bir platformuz. Amacımız ismimizden de almış olduğumuz misyonla Kur'an-ı Kerim'in okunması, anlaşılması ve yaşanması noktasında faaliyetler yürütmekteyiz. Amacımız bununla bireyde, ailede, toplumda Kur'an-ı Kerim'in hayat bulmasıdır. Mesajların hayat bulmasıdır. Ben işin tefsir kısmını, Kur'an-ı Kerim kısmına girmek istemiyorum. Muhterem hocalarım zaten programın başından beri kendileri açıklıyorlar.
Bizler bu noktada Kur'an Nesli platformu olarak bir dönem Kur'an-ı Kerim'in mesajlarının anlaşılması noktasında sınavlar düzenledik. Kur'an Pınarı adıyla. Bunu bir dönem yürüttük. Şu an için 2016'dan beri Peygamber Efendimiz'in hadisini düstur edinerek çocuklarımıza 7 yaştan namazı emreden hadisinin prensip edinerek yaklaşık olarak 5 yıl oldu, 6. yıla girdik. 7 yaş, 10 yaş arası çocuklara dönük eğitim programı düzenliyoruz. Bu programda biz çocuklarda ibadet bilincinin, namaz bilincinin yer edilmesi, kişiliğini şekillendirmesi noktasında belirlemiş olduğumuz kendimize has eğitimcilerimizden, komisyonumuzdan oluşan bir komisyonla bir müfredat oluşturduk. Biz namaz bilincini hikayelerle, bulmacalarla, resimlerle, fıkhi boyutlarını da anlayabilecekleri seviyeyi içerecek bir namaz etkinlik kitabımız var. Bu müfredat çerçevesinde üye ve gönüllülerimizle bize bağlantı sağlayan tüm STK'larla bu faaliyetimizi gerçekleştirme noktasında 5 yıldır zaten malumunuz, bazen siz de Rehber TV olarak bu noktada sesimiz oluyorsunuz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Hocalarımız bu noktada onların Kur'an-ı Kerim'den edinmiş olduğu çıkardıkları çıkarımı bizler Kur'an Nesli platformu olarak hayat bulması toplumda faaliyetler yürütmek istiyoruz. O anlayışı kabullenmiş, o anlayışı özümsemiş bireylerin yetişmesi noktasında namaz ibadetinin önemli olduğu kanaati bizde hakim. Biz bu sonucumuzu da yine Kur'an-ı Kerim'in mesajlarından almış olduğumuz bir çıkarımdır, bir sorumluluktur. Çünkü haddim değildir, hocalarımın affına sığınarak söylemek istiyorum. Peygamberlerin imandan sonra en çok üzerinde durdukları husus namazdır. Bizler de bugün toplumumuzun içinde bulunduğu hali göz önünde bulundurduğumuzda, bunun ihyasının, bunun inşasının namazdan geçtiği kanaatindeyiz. Onun için namazın bireysel ve toplumsal anlamda, ümmetsel anlamda ayağa kalkmamızı sağlayabilecek büyük bir proje olduğu kanaatindeyiz. Ve biz bu anlamda faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz. Ve bunda katkı sunabilecek tüm kardeşlerimiz. Salih Bey, evet Salih Bey, görüntüsünde sorun var. Şimdi, Abdullah Hocam, zamanınız varken son olarak birkaç cümleyle tamamlayalım. Buyurun. Eyvallah. Şöyle tamamlayalım isterseniz. Biraz önce konusu geldi. Faruk Hocam da üzerinde durdu. Evet. Rabbimiz de namaz esnasında sohbet ettiğimizin aslında farkında olsa insanlar o namazın hani huşu noktasında, huşu sağlama konusunda çok önemli bir mesafe kazanırlar diye düşünüyorum. Şöyle ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kul namazında kiminle sohbet ettiğinin farkında olsa o namazı bırakmak istemez. Şimdi bu noktada bir de yine hadis-i şerif hatırıma geldi. Onu örnek verip bitireyim. Fatiha'sız namaz olmaz ve Fatiha'yı okurken diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Rabbimiz Fatiha'yı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım buyurdu. Hadisi kutsi formunda. İlk yarısı bana aittir, ondan sonrası kuluma aittir. Efendimiz devam ediyor. Diyor ki şöyle deyin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun dediğinizde Allah Teala buyurur ki hamideni abdi, kulum bana hamd etti. Şimdi bunun farkında olarak okursak, hani yavaş yavaş okumak, yavaş yavaş namazı kılmak, tadil erkanla kılmak derken, ben burada Rabbim benim hamdimi işitti, hamideni abdi buyurdu Rabbimiz. Errahman Rahim kulum beni övdü, Maliki Yevmiddin kulum beni yüceltti. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ki her namazda bunun üzerinde özellikle evet. Düşünmek lazım. Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz ya Rabbi dediğimizde
Allah Teala buyurur ki kulum bana söz verdi, kullarım bana söz verdiler. İşte bu sözümüzün farkında olursak yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bu aslında namazın zirvesi, zirvelerinden biri olarak kabul edebileceğimiz kulluk sözleşmesini yenilememiz, Rabbimize verdiğimiz sözü hatırlamamızdır. Sonra da biz diyoruz ki ya Rabbi bize sırat-ı müstakimine erdir. Evet hocam. O sırat-ı müstakim ki kendilerine nimet verdiğin peygamberler, salihler, sıddıklar, şehitlerin yoludur bu. Kendilerine gazap edeceğin, azap edeceğin kimselerin yolu değildir diye bir tavrımızı, duruşumuzu her Fatiha'da yenilediğimizin farkında olsak hocam, Salih Bey yeniden bağlandılar. Evet. Son olarak onun da açıklamalarını bekliyoruz. Onunla son görüşlerini almak istiyoruz. Abdullah Hocam çok teşekkürler katkınız için. Gerçekten evet. Namaz önemli bir ibadet ve namaz üzerine konuşulacak, söylenecek çok söz var, çok şey var. Çok teşekkür ediyorum. Salih Bey buyurun tamamlayın. Yani bu noktada namazın bireyde, ailede, toplumda yer edilmesi için biz Kur'an Nesli platformu olarak bu anlamda destek verebilecek, katkı sunabilecek, ülkenin tüm satında sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy, şehir şehir, tüm bu anlamda dert sahibi, bunu kendine görev bilmiş tüm hocalarımızla, tüm STK'larla işbirliği yapma noktasında bir gönül açıklığımız var, el açıklığımız var. Biz bu anlamda hem yeni yetişen nesilde namazın yer edilmesi, yeni neslin namazla büyümesi noktasında faaliyetler yürütürken bir anlamda da devleti yönetenlerin aynı paralelde faaliyet yürütmekte olduğumuz STK'ların da bu yönüyle sorumluluklarımızın olduğu kanaatindeyim. Birey olarak çocuklarımızı seccademizin varisi olarak yetiştirme noktasında bir hedefimizin olması gerekir. Sivil toplum kuruluşlarıyla beraber aynı yöne doğru faaliyetlerimizin birbirini destekleyici bir üç birliğini yapmamız gerekir. Aynı şekilde bunun bilincin yerleşmesi noktasında devlet kademelerinin, devlet kurumlarına da ciddi sorumluluklar düşüyor. Bu noktada özellikle Milli Eğitim'in ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namazı ilkokul müfredatına yerleştirmesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in hadisinin ilkokul müfredatında yer edilmesi gerekiyor. Bu anlamda Diyanet'in gerekli altyapısıyla buna destek sağlaması gerektiği kanaatindeyiz. Bu sadece ortaya koyduğumuz bu proje bireyler bazında veyahut da küçük dar anlamdaki çalışmalarla hedefimize ulaşma noktasında, zaman noktasında bize bir kayıp olacağı kanaatindeyiz. Devlet kurumlarının bu noktada üzerine düşeni yapması gerekir. Bizler evlerimizi mescidgah yapı olarak yaparken toplumun da bu noktada omuz omuza verdiğimiz toplumla, bireylerle de bu manevi güçlülüğü, desteği sağlayacak bir bütünlüğü sağlamamız gerekir. Bu anlamda hem bize hem sivil toplum kuruluşlarının genel anlamda görev sorumluluğunda ama bununla beraber devlet kurumlarının da bu yönde, bu anlamda bu işe bir el atması gerektiği kanaatindeyiz. Biz bu yönüyle bu üçüncüsünü yarın Allah nasip ederse düzenleyeceğimiz namaz çalıştayında aslında asıl hedeflerimizden bir tanesi budur. Biz imkanlarımız dahilinde gücümüzün yettiği oranda yeni nesle gücümüz neye yetiyorsa burada bir çalışma yürütüyoruz. Ülke sathında Van'ından tutun İstanbul'una kadar, güneyinden kuzeyine kadar her noktada bu noktada. Salih Bey buyurun. Bu yönüyle biz istiyoruz ki bu çalıştaylarla bu iş hem akademisyenlerin gündemine gelsin, hem hocalarımızın, medreselerin gündemine gelsin. Hep birimiz her taraftan aynı hedefe odaklanarak çalışmamız gerekiyor. Çünkü toplum gerçekten hocalarım bahsettiği son 100 yılda kendiliğinden değil, Batı projeleri endeksiyle, çalışmalarıyla çok farklı bir noktaya geldik ve namazı hayatımızdan çıkardılar. Biz de inanıyoruz ki namazı eğer hayatımızın bir parçası haline getirebilirsek, o Batı'nın ve İslam düşmanlarının, şeytan ve avanelerinin oyun ve hilelerini en azından bozma fırsatı elde etmiş oluruz. O anlamda bir zırhımız olur, kendimizi muhafaza edecek bireysel ve toplumsal bir kalkanımız, sahip kalkana sahip olma imkanımız olur.
Salih Bey çok teşekkürler. Rabbim muvaffak etsin. Zaten yarınki programda değerli hocalarımız da inşallah selamlama konuşmaları yapacaklardır. Faruk Hocam çok teşekkürler. Abdullah Hocam çok teşekkürler. Programımıza katkınız için çok sağ olun. Gerçekten namaz üzerine konuşulacak çok şey var inşallah. Önümüzdeki dönemlerde yayınlarda bu konuyu biraz daha açarak güzel, daha geniş bir zaman diliminde konuşuruz. Çok teşekkürler katkınız için. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Evet, değerli izleyenler, müzakere programında bugün namazı konuştuk kıymetli hocalarımızla birlikte. Haftaya farklı konu ve konuklarla yeniden karşınızda olmak dileği ve temennisiyle. Hepinize hayırlı akşamlar.